Merhaba sayın izleyiciler. Bugünkü konuğumuz Özel Hazel Kişisel Gelişim Kursu kurucusu Hazel Göçmen. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Adım Hazel Göçmen. Özel Hazel Kişisel Gelişim Kursu'nun kurucusuyum. Çok tebrikler. Firmanız hakkında daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? Tabii. Kurumumuz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak 10 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir. Özellikle İzmir'de bulunmaktadır. Aynı zamanda online olarak dünya üzerinde eğitimlerimiz vardır. Eğitim olarak İngilizce eğitimleri ve aynı zamanda anlayarak hızlı okuma eğitimleri vermekteyiz. Üstelik bunu her yaştan kitleye verebiliyoruz. Aynı zamanda hızlı okumada çığır açtığımızı düşünüyorum. Dakikalar içerisinde kitap bitirmeyi başaran dünyadaki tek kurum Özel Hazel Kişisel Gelişim Kursu. Harika. Bunu İngilizce olarak da... Tabii. Zaten sadece Türkçe'de değil. Evet. İngilizce kitapları da dakikalar içerisinde bitirmeyi, özellikle harika, anlayarak bitirmeyi, evet, garanti eden tek kurum biziz. Çok güzel. Ne kadar sürede alınıyor bu sonuç? Maksimum 30 günlük bir eğitimden bahsediyorum. Çok güzel. Neden bu işi seçtiniz? Neden bu işi seçtim? TÜİK verilerine göre okuma oranları her yıl düşüyor. Okuma oranlarını arttırmak için ben de bu konuda öncülük yapmak istiyorum. Bu meşaleyi tutan kişi olmak istiyorum. Ne güzel. İşinizin zorlukları? İşimizin zorlukları açıkçası dakikalar içerisinde kitap bitiren tek kurum olduğumuzdan da kaynaklı olduğuna inanıyorum. Buna karşı çok ön yargıları var. Yapabileceklerine inanmıyorlar. Böyle bir şeyin olduğuna, yapabileceklerine inanmamaları. Evet. Keyifli yanları? Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak insanlara. Sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Vazgeçmemek. Hatta yapabileceğine inanmayan, kendinden vazgeçmiş insanlardan bile vazgeçmemek, yapabileceklerini onlara ispat etmek. Çok güzel. Pes etmeden yola devam. Aynen. Değil mi? Çok güzel. Sizce başarı nedir? Benim için başarı, belirlediğiniz hedefe giderken ki kazandığınız gelişim açısından kazanımlardır. Çok önemli. Bir şey elde ediyoruz çünkü, değil mi? Tecrübe. Tabii her engelde. Kendimize bir şey katıyoruz. Aynen. Yani bir ders çıkarıyoruz. Aynen. Çok önemli. Kesinlikle. Sizin en büyük başarınız nedir? Benim en büyük başarım bir sınıf dolusu öğrencinin dakikalar içerisinde anlayarak kitap bitirmesi ve biz her sene düzenli olarak kitap gösterileri yapıyoruz bu konuda. Ne güzel. Ücretsiz, halka açık, dakikalar içerisinde kitap bitiren bir gösteri planlıyoruz ve bir sınıf öğrenciyle bunu yapıyoruz. Çok güzel. Yaş grupları nedir? Her yaş grubundan öğrencimiz, evet, var. Sizi en çok ne motive eder? Kursiyerlerin memnuniyeti beni çok motive ediyor. Onların memnun kalması. Hedefleriniz? Hedeflerimiz bizim aynı zamanda ben bir kişisel gelişim uzmanıyım. Bununla beraber insanların hızlı tüketim çağlarında her şeyi çok hızlı tükettikleri için kendilerini ayıracak zamanda bulamamaları. Yani onlara zaman kazandırmak, kendi gelişimlerini sağlayacak şeyin de ancak hızlı kitap okuyarak olmalarıyla mümkün olduğunu bilerek aslında onların gelişimlerine katkı sağlayacak bir yol. Evet. Son olarak iletmek istediğiniz mesajınız? Son olarak benim insanlara söyleyebileceğim, eğitim hayatını ortalama 18 yıl olarak görüyorlar. Eğitimin 18 yaşında bittiğini düşünüyorlar. Halbuki eğitim ve öğrenim hayatımızın sonuna kadar devam ediyor. Ortalama insan ömrünün 75 yıl olduğunu düşünürsek kendimizi geliştirmekten vazgeçmememiz lazım. O yüzden değişime açık olmamız gerekiyor. Onlara söyleyeceğim şu, değişimden korkmayın. Gelişime açık olun. Şahane. Konuğumuz Hazel Göçmen'di. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.